Merhabalar. Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda sizlere ağırlıklı olarak elimizdeki STK veya diğer adıyla sivil toplum kuruluşlarını tanıtmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi STK'lar bulundukları bölgeye sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda katkı sağlayan kuruluşlardır. Amaçlarımızdan biri de halen çalışma hayatının içerisinde olup veya çalışma hayatını sonlandırmış, emeklilik günlerini yaşayan ve de bol miktarda boşa geçen zamanı olan insanlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri, katkı sağlayabilecekleri ve hatta bilgisine ihtiyaç duyabileceği bir derneği veya vakfı bu programlarımızı izledikleri süre içerisinde mutlaka bulacaklardır diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi şehrimizde onlarca sivil toplum kuruluşu var. Bugün bir derneğimizin iki yetkilisini konuk ediyoruz. Umarım sohbetimizden keyif alırsınız. Stüdyomuzda Denizli Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği adına Başkan Sayın Ertuğrul Devecioğlu ve Başkan Yardımcısı Kaan Toker Beyefendi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İlk önce programımıza başlarken sizden şöyle bir şey rica etsem. Kısaca kendinizi bir tanıttıktan sonra derneğinizin faaliyetleri hakkında bize genel bir sunum yapar mısınız? Tabii ki. İsmim Ertuğrul Devecioğlu. Denizli Honazlıyım. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Uluslararası finans ve proje danışmanlığı yapan bir firmanın genel koordinatörüyüm. Güzel. Kaan Bey? Ben de doğma büyüme Denizliyim. İnşaat ve turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Bir çocuk babasıyım ben. Harika. Allah bağışlasın. Sağ olun. Derneğimizin kuruluş amacı ne? Derneğimizin kuruluş amacı Denizli'mizi sosyal, kültürel, ekonomik alanda bölgesel olarak kalkındırma üzerine kurulduk. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Dernekler Masası'na bağlı olarak dernekler yasasına göre uygun kurulmuş bir derneğiz. Derneğimizde Denizli bölgemizde tarihi turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi ve ekonomik alanda turizmin dışında kalan bölgesel kalkınmaya yer alacak. Orada denizimizin ulusal ve uluslararası planlamada öngörülecek stratejik planlamaları yapmak adına kurulmuş bir derneğiz. Bizler dernek olarak, dernek yöneticiliği olarak devletimizin bazı kurum ve kuruluşlarının devlet platformunda yaptıkları projelere ortak olarak onlara sağ tarafında, sol tarafında, önünde, arkasında yegane destek vermek adına kurulmuş bir derneğiz. Burada bizler dernek olarak birinci planda denizimizin bölgesel kalkınmasını öngördük. Arkadaşlarımızı, dernekteki yönetici arkadaşlarımızı ve dernek kurucu üyelerimizi toparlarken bunlara dikkat ettik. Ve bu kişilerin hep birlikte beraberce oluşturabileceği bir derneğin formatını oluşturduk. Fikriyatı böyle çıktı. Daha sonrasında kişileri belirleyip resmi başvurularla derneğimizi kurduk ve derneğimiz Denizli'de 3 aydır aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Harika. 3 aydır evet faaliyettesiniz. Güzel. Bu projelerinizi isteyenlere mi veriyorsunuz? Yani bunu nasıl bir işlem yapılıyor? Birileri size gelip proje mi istiyorlar yoksa siz projeyi hazırlayıp onları sunuyor musunuz? Derneğimizde iki çeşit yürüyüş yolu var. Bizim dernek olarak biraz formatımız diğer STK'lardan farklı. Biz dernek olarak herkesin birleştiği lakin ortak proje fikirlerinin yapıldığı, ayrı Ar-Ge ofislerinin olduğu, 4 tane komisyonu olan bir derneğiz. Bunlar şöyle açıklayayım isterseniz komisyonlarımızı da. Bizim 4 komisyonumuzdan bir tanesi Ar-Ge komisyonu. Ar-Ge komisyonunda Denizli'mizin, bölgemizin her alanda turizm, kültürel alanlar, sanayi alanları, ekonomik alanda kalkınma için nelerin eksik olduğunu belirleyen, orada Ar-Ge ekibinde çalışan bir ekibimiz var. Ar-Ge komisyon başkanımız ve başkanımızın altında çalışan 6 tane komisyon üyemiz var. Burada komisyonumuzda üniversiteden destek aldığımız hocalarımız var. Derneğimizde danışman hocalarımız var. Her alanda uzman olan kişileri bir araya toplayıp Ar-Ge komisyonunu kurduk. Ar-Ge komisyonunda kararlar alındıktan, gerekli Ar-Ge çalışmaları yapıldıktan sonra diğer 3 tane komisyonumuza pas edilir konular. Diğer 3 komisyonumuzdan bahsedeyim. İkinci komisyonumuz Sağlık Turizmi Komisyonu.
sağlık turizmi başlı başına diğer turizmden ayrılan Denizli'mizin yegane bölgesel anlamda çok önem arz eden bir turizm koludur. Şimdi sizlerin de bildiği gibi dünyanın en eski sağlık kentlerinden biridir bugün Pamukkale. Roma döneminden beri gerek tarihi anlamda, gerek kültürel anlamda, gerek inanç anlamında çoğu ülke vatandaşının tarihte dünyanın ilk sağlık merkezlerinin oluşturulduğu, dünyanın ilk sağlık eğitim merkezlerinin oluşturduğu bir bölgede yaşıyoruz. Burada bu faaliyetlerin yurt dışına tanıtımı, sağlık turizmiyle alakalı buraya turist misafirlerimizin çekilmesi ve bu sağlık turizminden öncelik olarak kendi ülke vatandaşlarımız ve uluslararası platformda tüm ülke vatandaşlarının buraya toparlanıp sağlık turizmi hizmetlerinden faydalanması için tanıtıcı faaliyetler yapan bir komisyonumuzdur. Bu komisyonumuzda sağlık turizmiyle alakalı komisyon oluştururken biz şunu düşündük. Burada sağlıkla ilgili kişilerin olmasını, evet. Özellikle bu komisyonumuzda üniversiteden hocalarımız, diğer hastanelerde görevli uzman hocalarımız, alternatif tıpla alakalı uzman kişiler, alternatif tedavilerle alakalı uzman bir ekip oluşturduk. Bu ekip tamamen yurt dışında hem tanıtımını yapan ekiple birlikte burada yürütücü faaliyetlerini yürüten bir ekibimiz var. Bu ekibimiz de bu konuda tamamen devletle, valiliğimizle, Turizm İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa bir proje yürütüyor şu an. Burada projeyi çok konusunu açmak istemiyorum dönemsel olarak. Çünkü projemize başladık. Projelerin hazırlıkları başladı. Sayın Valimiz, buradan teşekkür etmek istiyorum sizin aracılığınızla. Vali Bey bu konuda bize çok destekleri oldu. Vali Bey'in de bu Denizli'miz için müthiş çalışmaları var. Bizi sağ olsun davet etti, bu projeyle alakalı bizleri dinledi ve şu an proje yürütücüsü olarak beraber hareket etmekteyiz. Ve burada bizim ana temamız bu sağlık turizmi komisyonundaki arkadaşların tamamen Denizli'nin bölgesel anlamda sağlıkla birlikte kalkınması. Burada en büyük etken de termalimiz. Evet. Bugün Pamukkale bölgesinde 37 derece normal renkte suyumuz. Karayit bölgesinde çıkan 57 derecelik turuncu suyumuz. Bugün Gölemezli bölgesinde çıkan kahverengiye dönen 76 derecelik suyumuz. Buradan geçtiğimiz zaman Sarayköy bölgesinde 97 derecelik koyu kahverengi renkli suyumuz. Tamamen termal tedaviler için kullanılmak üzere Allah'ın bize bir lütfu aslında. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki sağlığın ana teması burada çıkmış, burada krallar yaşamış, burada iktidarlar olmuş, hepsi sağlıkla alakalı müthiş çalışmalara imza atmış ve bizler de bunu ülkemize bir borç bilerek, yaşadığımız memlekete bir borç bilerek bunu tekrardan eskisi gibi canlandırıp dünya turizmine kazandırmak istiyoruz. Sağlık turizmi komisyonumuzun ana temel konusu budur. Harika. Herhalde şöyle düşünüyorsunuz, yani şu anda Denizli bu sağlık turizminden tam olarak istifade edemiyor. Herhalde evet. Ki böyle bir eksiklik gördüğünüz için buna katkı sağlamak adına derneğinizin bu kuruluş amaçlarından biri evet. De bu olsa gerek herhalde. Evet. Diğer ikinci komisyonumuz Kültür ve Turizm Komisyonu. Derneğimizin ismini ve bakanlığımızın isminin de olduğu gibi Kültür ve Turizm Komisyonu. Burada tamamen genel kabul görmüş turizm ve aynı zamanda Türk kültürü dünyaya tanıtılmasıyla ilgili bir komisyondur. Malum biliyorsunuz ki bölgemiz tüm dünya devletlerinin, tüm dünya vatandaşlarının yaşamış olduğu çok eski bir tarihi olan bir bölge. Doğru. Bugün Protestanlardan Katoliklere, Paganlara, Müslümanlara, Selçuklu döneminden Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak burada hala faaliyet gösteren, hala kültürel etkinliklerini unutmamış, kültürünü sahip çıkan vatandaşlarımız mevcut. Bizim burada bu komisyonda ana temamız Denizli'nin sadece Pamukkale, sadece Hierapolis, Leodiki anlamında değil, Denizli'nin tüm ilçeleriyle birlikte turizmin nasıl canlandırılabileceğini hesap eden, planlayan, yerel ilçelerdeki, beldelerdeki, hatta mahalle ve köylerdeki muhtarlara kadar, ilçe belediye başkanlarına, belde belediye başkanlarına kadar gidip fikir alan, alışveriş yapan bir komisyondur burası. Evet. Ve tamamen kültürel anlamdaki faaliyetleri de bu komisyonumuz yürütür. Bugün dünyaya mal olmuş, Türkiye'mize dünyaya mal olmuş yerel sanatçıları,
bölgesel anlamdaki kültürel faaliyetleri. Bugün Denizli'de ortalama yapılan 45-50 tane festivalimiz var. Bizler bu festivalleri yapan belde belediyeleri, ilçe belediyeleri ve hatta il belediyesiyle birlikte temasa geçip bu festivallerin uluslararası kapsamda yapılmasını isteyen bir dernek olduğumuz için bu komisyonumuzun da ana konusu budur. Turizm konusunda da yurt dışında diğer dünya devletlerinde nasıl tanıtımlar yapılabilir? Turizm daha iyi nasıl iyileştirilebilir? Bunların çalışmasını yapar. Burada da tamamen turizm geçmişi çok uzun yıllara dayanan uzman bir ekip kadromuz var. Burada da bir komisyon başkanımız, 6 tane komisyon üyemiz var. Bunlar da bu çalışmaları yürütürler. Bir nevi bu komisyon çalışmaları yaparken devletimizin yükünü hafifletmek kesinlikle adına bu çalışmaları yapar. Ve bu çalışmalar yapıldıktan sonra devlet büyüklerine bunları sunarız. Onlar da bize destek verdiği oranda desteklerini verirler, sağ olsunlar. Bizi dinliyorlar, bizle ilgileniyorlar, çok iyi şeyler yapılmasını istiyorlar. Biz de bu konuda sivil toplum kuruluşu olarak hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin bu çalışmaları yapıp memleketimize olan borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu komisyonun da asli görevi budur. Harika, harika. Bir komisyonumuz daha, dördüncü evet. komisyonumuz eğitim ve proje komisyonu. Eğitim ve proje komisyonu tamamen bu konularla ilgili turizmle, kültürel yapıyla, sağlık turizmiyle alakalı projeler üretir. Proje aşamasında bu komisyonların belirlediği kararları nasıl projeye çevrilir? Burası tamamen proje uzmanlarından oluşan ve öğrencilerden oluşan bir gruptur. Burada projeler hazırlanır, fikirler projeye döner, projeler hazırlanır ve uygulamalarını eğitim komisyonundaki öğrenci arkadaşlarımız ve diğer devlet kurum ve kuruluşlarındaki bizle gönül birlikteliği yapan memur arkadaşlarımız ve diğer STK'larla ortaklaşa çalışmalar yapan bir ekibimiz bunları proje haline getirir ve projenin sonucunda projesel boyutta önce Denizli'ye daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üst makamlarına, mercilerine bunu sunar. Eğitim verilmesi gerektiği noktalarda açıkları belirler ve eğitimlerini verir ve bunlar tamamen gönüllü olarak yapılan faaliyetlerdir. Bizim vermiş olduğumuz, yapmış olduğumuz projelerde herhangi bir maddi çıkar gözetilmez, bir ücret talep edilmez. Ve burada tüm öğrencilerimiz bu projelerden yararlanabilir. Hatta Eğitim ve Proje Komisyonu'nda şu an işte yeni aldığımız bir kararla Pamukkale Üniversitesi'nin turizm bölümündeki öğrencilerle bir görüşmemiz oldu. Bu görüşme kapsamında önümüzdeki dönemde tüm bölgemizdeki oteller, restoranlar ve turizm tesisleriyle alakalı öğrencilerin orada staj görmesi, öğrencilerin de teorinin yanında pratik bilgi almasıyla ilgili bir entegre oluşturduk. Bu entegrasyonu sağlayıp önümüzdeki dönemde iş dünyasıyla üniversiteyi birleştireceğiz inşallah. Bunun da buradan da sizin aracılığınızla seyircilerimize iletmek istiyoruz. Harika. Bu komisyonumuzun görevi de tamamen budur. Dört komisyonumuz iyi şekilde aktivitasyon oldu, çalışmalarına başladı. Güzel sonuçlar doğdu. Tabii komisyonumuz çalışmaları yaptıktan sonra yönetim kuruluna, mercilere bildirir. Yönetimden alınan kararlarla Denizli'miz için en iyi neleri yapabiliriz? Biz de orada karar verip projeleri halkımıza oradan duyuruyoruz. Harika. Gerçekten tebrik ediyorum yani bu çalışmalarınız için. Sizin iletişim halinde olduğunuz başka STK'lar var mı? Yani yardımlaştığınız, tabii ki paslaştığınız. Biz Denizli Kültür, Turizm ve Kalkınma Derneği olarak 3 aylık bir derneğiz. Fakat biz Türkiye'deki aynı isimli kurulmuş 51. derneğiz. Bizler, ben 51 derneğin bağlı olduğu federasyonun da başkan vekiliyim. Aynı zamanda Ankara merkezli federasyonumuzun başkan vekili olarak görev yapmaktayım. Biz 50 tane derneği farklı illerde kurup 50 dernekte acemiliğimizi atıp 51. derneği usta olarak kendi memleketimizi kurmak istedik. Aslında ben Denizliyim, Honaz ilçesindenim. Biz bunu gelip ilk etapta Denizli'de kurabilirdik. Lakin biz insanların önüne, kendi memleketimizin önüne bu konuda uzmanlaşmış olarak çıkmak istedik. Diğer illerimizde bunu kurduk, entegrasyonunu sağladık, federasyon haline getirdik. Ondan sonra Denizli'ye geldik. Son kurduğumuz 51. dernek Denizli'dir. 3 aydır o yüzden burada faaliyet gösteriyoruz. Aslında bu biz dernekler ve federasyon olarak 14 aydır Türkiye'de faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Güzel projelere imza attık, güzel sonuçlar aldık, farklı illerde çalışmalar yaptık. Tabii oradaki uzmanlaşmamızla birlikte
Diğer derneklerin de bizim Denizli Derneği'ne çalışma esnasında daha önce kuruldukları için çok büyük faydaları oldu. Projesel anlamda çok büyük faydaları oldu. Bir de bizdeki en önemli husus şu, yönetim kurulu üyelerimiz, denetim kurulu üyelerimiz, disiplin kurulu üyelerimiz, komisyon üyelerimiz alanında hep uzman arkadaşlar. Hepsi de proje kökenli, proje bilincine sahip insanlar. Bizler daha çok boş konuşma ve boş sohbetten ziyade illaki proje kökenli kişilerle birliktelik sağlıyoruz ve bir şey, bizimle birlikte olan herkesin fikrine riayet ediyoruz. Bizim bu projelerimiz ne benim ne yönetim kurulundaki arkadaşların tek başına başardığı işler değil. Biz tamamen tüm üyelerimizle entegre olarak çalışıyoruz. Üyemizin bize atmış olduğu bir mail, bir mesaj, bir telefon mutlak şartlarda önümüze düşer, önümüze getirilir ve değerlendiririz. Üyemize de vermiş olduğu fikirden dolayı geri bildirimini yaparız ve üyemizin verdiği fikri proje olarak uygulayacaksak projenin başına da yürütücü olarak o üyemizi davet ederiz. Harika. Biz de buradan bütün üyelerle, üyelere değer veren bir dernek olduğumuz için buradan sizin aracılığınızla Denizli halkımıza, Denizli'mizi sevenlere sizin aracılığınızla buradan bir seslenmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki, tabii ki. Denizli'miz için yapılabilecek her alanda, bölgesel kalkınma anlamında Denizli'miz için yapılacak her alanda bizimle birlikte çalışmalarını rica edeceğim. Bizim buradan inşallah programın sonunda bilgilerimizi, iletişim bilgilerimizi hepsini ulaştıracağız sizin aracılığınızla. Fikri olan... Hatta yeri gelmişken şu anda da söyleyebilirsiniz. Buradan yani söyleyebilirim. Biz derneğimizin yeri Mehmetçik Mahallesi, Doğan Demircioğlu Caddesi'nde. Çamlık'taki AVM alışveriş merkezinin hemen yanında. Telefon numaramızı tabii ki buradan ileteyim. Tabii ki. 0507 234 3333. Bu telefon numarasından bize ulaşabilirler. Burada fikirlerini bize gönderebilirler. www.dekduder.org adresinden internet sitemize aynı adresten de maillerini bize ulaştırabilirler. Web adresini tekrarlar mıyız onu bir daha? www.dekduder.org bu internet sitesinden de bize ulaşabilirler. Buradan da gönüllü olarak Denizli'miz için bir şeyler yapmak isteyen herkese sizin aracınızı seslenip davet ediyoruz. Ve hep birlikte Denizli'mizin kalkınması için güzel, sağlıklı, çalışkan bir ekiple birlikte çalışmayı yeğliyoruz. Harika. Ben zaten şunu düşünürüm hep. İnsanlar hep hayal ederler, hep düşünürler. Yani bir şeyler yapmak ister aslında insanların. Herkesin bir fikri vardır. Ama bu fikrini nasıl hayata geçireceğini insanların çoğu bilemez. İşte derneklerde, bu STK'lar adı altındaki bu derneklerde bunun için olsa gerek. Zaten sizin de derneğinizin çalışmalarını dinlediğimizde harikalı çalışmalar. Hı. Belki de birçok insanımız bu oluşumda yer almak isteyeceklerdir. Şunu düşünürüm ben. İnsanlar bir derneğin kapısını çalıp da işte siz burada benim bu tür bir şeye oluşuma ilgim var veya önerim var dediklerinde rahatlıkla girebilecekleri bir yer olsa gerek diye düşünüyorum. Tabii. Herhalde bu anlamda kapılarınız açık. Yani geldikleri zaman sizinle bir çay kahve içerken, sohbet ederken tabii ki katkı sağlamayı düşünen insanlar bundan sonra artık size ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Zaten derneğin, başkanım sözü aldım ama. Tabii ki. Derneğin zaten kuruluş amacı o Denizli'mize hizmet etmek. Ve gerek yönetim kurulu arkadaşlarımız olsun, gerek üyelerimiz olsun, gönüllülük esasına göre çalışmayı arzu eden arkadaşlardan oluşuyor. Denizli'miz için, memleketimiz için her türlü faydayı vermeye hazır. Herkese kapımız açık. Harika. Dernek olarak. Harika. Aslında her ikinizin de veya diğer dernek üyelerimizde kendi işleri var. Yani yoğun bir şekilde, evet, çalışan insanlar. Evet. Ama gönüllülük esasına dair olarak, yani işte dediğiniz gibi bölgemize hizmet etmek adına istedikten sonra vakit bulunabiliyor. Tabii ki, elbette, değil mi? Elbette, elbette. Yani gerçekten çalışmanızı tebrik ediyorum. Bir de bu kadar insanı benim merak ettiğim, yani bir araya nasıl getirebildiniz? Yani bu kadar etkin, yetkin ve ilgili insanları. Şöyle anlatayım onu kısaca. Biz buna karar verdiğimizde Denizli'de işte yaz aylarında karar vermiştik. Ben daha önce Denizli Ticaret Odası'nda çalıştım 2 yıl boyunca. Daha sonra ayrıldım. Farklı bir ilde özel bir şirketin bölge müdürlüğünü yaptım.
tekrar geldim, kendi şirketimi kurdum. Ve tabii Denizli'de birçok eksik vardı. Bu arada da ben şirketi kurduktan sonra Ankara'da bazı faaliyetlerde bulundum. Ankara'da bir federasyonun yönetimine girdim. Dernekleri kurmaya başladık falan. Bu fikirler doğdukça ve ben evimi tekrar Denizli'ye taşıdım. Kendi memleketimize döndük. Burada şöyle bir şeye karar verdik. Ya farklı illerde biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bugün bizim Hakkari'de derneğimiz var. Yani bugün Van'da derneğimiz var. Şimdi bu faaliyetleri yürütürken ben Denizliliyim. Neden Denizli'de böyle bir şeyimiz olmasın? Ki Denizli kültürel anlamda, tarih anlamında, inanç turizmi anlamında müthiş bir bölge, müthiş bir şehir. Ve bu konuda da devlet yetkililerinin müthiş bir Denizli'ye bir ivmesi var. Denizli için çok çaba sarf eden yöneticilerimiz var. Biz de dedik bir yerlerde olmamız gerekiyor. Geldik, Denizli'de böyle bir kararla ben Denizli'de çalışmaya başladım. Tabii bazı arkadaşların kapılarını çaldım. Tek tek herkesle kendim görüştüm. Herkesin yanına gittim. Bazılarından olumsuz tepkiler aldık. Bazılarından çok olumlu tepkiler aldık. Tabii olumsuz tepkiler aldık diye biz bunu bırakacak mıyız? Tabii ki hayır. Bu süreç şu şekilde. Tamamen ortak noktamız şudur. Denizli'yi seven kişilerin oluşturduğu bir topluluktur. Bugün bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şudur. Bir siyasi görüşü var mıdır derneğin? Derneklerin bir siyasi görüşü olmaz. Buradan sizin aracılığınızla bunu iletmek istiyorum. Halkın içerisinde böyle bir tepki, böyle bir uyanış var. Birilerini ziyaret ettiğimiz zaman bize hangi siyasi partiyle bağımız olduğunu soruyorlar. Bizim hiçbir siyasi partiyle bağımız yok. Her türlü kişi, kurumla bağımız, her Denizli'yi seven insana da kapımız açık. Biz de bunu söyledik, bunları ilettik. Ve biz tabii burada büyük bir zahmetli bir çalışmadan geçtik. Çünkü STK'ların kuruluşları basit değil. Aslında baktığınız zaman işte 7 kişiyi birleştirip 7 tane kurucu üyeden kuruluyor gibi görünüyor ama evet. İyi bir şeyler yapmak istiyorsanız iyi bir ekip kurmanız gerekiyor. Biz tek tek kapıları çaldık, arkadaşlarla görüştük, kabul eden arkadaşlarla birleşip yönetim kurulunu oluşturduk. Daha sonra üyelik çalışmaları yaptık, belli bir üye sayısına ulaştık. Ve şu anda üye sayınız? Şu an resmi olarak 3 ayda 700 üyemiz var. Harika. Yani 3 ayda 700 üyeye ulaştık. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte yürüyen, bize kapısını açan herkese çok buradan teşekkür ederim. İnşallah farkındalığımız arttıkça sayımız da artacak. Burada şu an farklı kişi, farklı kurum, farklı kuruluşlarla da şu an temasa geçtik. Farklı derneklerin yönetim kurulu üyelerinden üyeler aldık. Çok oradan da arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Başka STK'larda görev yapan, yönetici olan kişiler de bizim içimizde. Hatta Başkan Yardımcım Kaan Bey bir derneğin genel sekreteriydi. Sağ olsun teklifimizi kırmadı. Bizim başkan yardımcımız olarak görev yapıyor. Ve her sektörden insan var içimizde. Farklı gruplardan sadece turizmci değil aramızdaki arkadaşlar. Sanayi alanından, sağlık alanından, turizm alanından, inşaat sektöründen, her sektörden kişiler var. Ve bize bu müthiş bir kozmopolitan bir yapı kazandırdı. Şimdi her sektörden insan olunca birbirimizin açığını, birbirimizin eksiğini müthiş bir şekilde tamamladık. Biz bugün bir sektörde yatırım yapılacak ise eğer Denizli'ye, bugün bizim derneğimizin kapısını çalan herkese hangi alanda sağlıklı yatırım yapılabilir söyleyebilecek kapasitede bir derneğiz. Ve bunlar yapılırken hangi alanda daha karlı, hangi alanda daha sağlıklı, hangi yollardan geçerek Denizli'mize sağlıklı yatırımlar yapılır, biz bunları tek tek yatırımcılarımıza da anlatıyoruz. Ve bunlardan hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Ücret almıyorsunuz. Tabii ki. Biz bunlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ve burada bizim yönetim kurulumuz ve üyelerimizdeki her arkadaş kendi konusunda uzman dedim. Biz bir yatırımcı Denizli'ye geldiği zaman uzmanlık alanındaki arkadaşımızı davet ediyoruz. Normalde bu arkadaşlarımızın hepsi kendi ticari alanlarında bu işleri ücretli yapıyorlar. Ama derneğimizin kapısı çalındığı zaman herkes gelip ücretsiz bir şekilde bu Denizli'ye bir yatırım gelsin diye bunu anlatıp birliktelik sağlıyoruz. Harika. Bu da bizim en büyük gücümüzü aslında bu oluşturuyor. Çünkü ortak noktamız Denizli. Ortak noktamız hepimiz Denizli'nin çocuğuyuz ve Denizli için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve bu önümüzdeki dönemde de
biz müthiş bir ivme kazanıp Denizli'nin çok iyi boyutlara geleceğini, bugün ekonomik anlamda Türkiye'de 9. sıradaki Denizli'nin çok daha iyi sıralara geleceğini, malum buradan da çok yeni bir karar, bir hafta önce Sayın eski Denizli Belediye Başkanımız Nihat Bey'in Ekonomi Bakanlığı olması da Denizli için müthiş bir başarı, Denizli için iyi bir gelişme kazanacağını düşünüyoruz. Nihat Bey'in Ekonomi Bakanlığı'nda da ekonomik olarak uluslararası yatırımlar, biliyorsunuz ki buradan Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla gelir. Yabancı İşletmeler Sermaye Genel Müdürlüğü ile gelir. Tabi bölgemiz olduğu için Nihat Bey de burada çok büyük çalışmalar yaptı, biliyor. İnşallah onunla birlikte yabancı yatırımcıyı daha çok çekeceğiz Denizli'ye. Şu an bizim dernek olarak 9 tane ülkede çalışmamız var. 9 tane ülkeden şu an yatırımcı için çalışmalar sizin yapıyoruz. Denizli Derneğiniz evet, olarak. Evet, Denizli Derneğimiz olarak. 9 tane ülkede çalışmamız var. Önümüzdeki ay dernek yönetici olarak 3 tane ülkeye ziyaretimiz olacak. Bu ülkelerde Denizli turizminin daha iyi bir şekilde, daha iyi yüksek standartlarda Denizli'ye turist getirmenin derdindeyiz. Ve biz bunları yaparken hiçbir şekilde hiçbir turizm tesisinden, biz bu iş için çalışıyoruz, Denizli'de turizm artsın, sizler ücret para kazanacaksınız, bize de destek olun diye bir talebimiz yok. Biz burada tamamen Denizli'nin bölgesel kalkınmasının ön planda olmasını istiyoruz. Bugün harika. Gayri safi milli hasılada Denizli'nin kazancı ne kadar yüksek olursa bizim insanımız kazanacağı için biz bunun derdindeyiz. Ve bunun için kurulduk, bunun için hep birlikte toplandık. Bugün buradan tüm yönetim kurulu üyelerime, tüm üyelerime de çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var. Herkes bu iş için kendi zamanından, kendi işinden, yani kendi ailesinden feragat ediyor. Yani bugün kesinlikle baktığınızda, dün tatildi, resmi tatildi, yılbaşı tatiliydi. Hı hı. Bu tatil süresinde bütün arkadaşlarımızla biz birleşip çalışma yaptık. 3 saatini ayırdılar herkes. 3 saat boyunca bir Ar-Ge ile ilgili bir proje için toplandık ve çalışabildik. Bizim derneğimizde saat mefrumu yok. Bugün biz bir konuda iyi olmak istiyorsanız, biz bir turizm duayeniyle bir sohbetimiz geçti. Oradan bir örnekleme yapayım. İyi turizmci, iyi sanayici, iyi ticaret adamı nasıl olur diye sordum. Bana verdiği cevap şuydu: gece 12'de aradığında telefonla cevap veriyorsa o kişi işinde iyidir dedi. Şimdi bizler gece 1-2 de olsa bir arada hemen toplanabiliyoruz. Çünkü stratejik kararlar çok beklemesi gereken kararlar değildir. Denizimiz için ne uygun, denizimiz için ne iyi, bunun için çalışmalar yapıyoruz ve arkadaşlar bu konuda müthiş özverililer. Belki şu ana kadar kendileri için, kendi ticaret hayatı için, belki saat gece 11'de 12'de çıkıp ofislerinde çalışma yapmamış arkadaşlar var aramızda. Ama Denizli için, derneğimiz için bunu yapıyorlar. Buradan da onlara çok teşekkür ediyorum. Ve bu konuda her bölgeyle alakalı çalışmalarımız olduğu için biz şunu aştık. Hani turizm denince aklı Denizli'de Pamukkale gelir. Evet. Evet, Pamukkale gelir, antik kentler gelir. Bugün Denizli'de 13 tane antik kent var. Bunun 3'ü bilinir, 13 tane antik kent var. Şu an Turizm İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimizle yaptığımız çalışmada bu 13 antik kentin envanterini oluşturuyoruz. Bunların da yurt dışı turizminde tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. Aklımızda kalanları söyleyebilir miyiz, onların isimlerini? Tabii. Bugün Hierapolis bilindiği gibi, Kolezya bilindiği gibi, Tripolis, Buldan bölgesinde Tripolis, Leodikya, Attuda, Çivril bölgesinde Işıklı Gölü'nün yanındaki tarihi bir alanımız var. Şu an hepsinin ismini tek tek yabancı isim olduğu için hatırlayamıyoruz. Şu an bunların çalışmasını yapıyoruz ve burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Aslında şunu anlatayım. Burada şöyle bir bölgemiz var. Bizim işte bugün Hierapolis, Leodikya ve Tripolis. Bu üçgen tarihte üç krallık. Normalde bunların üçünün içi iç göl. Burası iç göl. Bu bölgede tarihteki en büyük deprem, işte milattan sonraki 600. yıla kadar olan 9 tane büyük deprem var. 9 tane büyük depremin en sonunda komple gidiyor bu şehirler. Lakin şöyle bir yazıt var. Yazıtta şunu diyor. Burada Hierapolis'in kralı savaşı kazanıyor. Savaşın çıkma nedeni balıkçılık. Şimdi buradan bu konuyla ilgili bilgisi eksik olan ya da bunu bilmeyen, mesela bu bir efsane değil.
şöyle anlatayım. Tabii çok ilginç bir bilgi yani. Kentin içi iç göl. Bilmedi. Depremde yıkılıyor ve şu an işte Gölemezli bölgesinde çıkan suların ve şu an orada yapılan tarihi kazılarda kazılı başkanlarının siz de inceleyebilirsiniz. Deniz çapaları ve deniz kabukları çıkıyor kazılarda. Bu tamamen oranın göl olduğunun ispatı ve yazıtı var. Yazıtta en son kral açıklama yapıyor savaşı kazandıktan sonra. 3-2 şehrin daha kralına. Buradaki balıklar 3 krallığa da yeter. Bunun için savaşmayalım deyip barış imzalıyor. Ve bu deprem olana kadar bu böyle. Bugün Denizli'mizde şöyle bir durum var. Biz turizm açısından tanıtımların biraz eksik kaldığı, bir yerde bir tık eksik kaldığı kanaatindeyiz. Bu da birlikteliğin olmamasından kaynaklı. Turizm tesisleri yurt dışında tanıtımlarını kendi isimleriyle, kendi adlarıyla yapıyor. Bizse tam blok olarak bütün devlet kurumlarını, özel sektörü birleştirerek yurt dışında paket bir tanıtım planlıyoruz şu an. Ve bu da şundan kaynaklı. Bugün baktığımız zaman çok daha yeni, 2 ay önce pagan inancına göre cehennem kapısı denilen bölge kazılarda bulundu. Ve burada cehennemin bekçisi olan mitolojideki Hades, Hades'in 3 başlı köpeği de bu bölgede bulundu. Ve bu bilirsiniz televizyon dizilerinde de bir dizi vardı, orada karakterleri hatırlarlar. Hades diye bir karakter vardı. Bu Yunan mitolojisindeki cehennemin bekçisidir Hades. Ve burada şöyle bir durumumuz var. Baktığınız zaman o bölgede meyve ağaçlarından çok iyi de bir meyve yetiştiriciliği var o bölgede. Özellikle nar. Biz özellikle nar. Eski tarihi yapılarda nar figürleri çıktı. Ve şöyle bir durum var. O dönemin kralının kızı Hades tarafından, cehennemin bekçisi Hades tarafından toprağın altına çekiliyor. Yunan mitolojisinde bu geçer. Bu bile Yunanlıları buraya çekmek için yeterli. Hatta için. Yunanlıları değil, tüm Protestan ve Katolikleri, Roma kökenli, inancı olan herkesi çekmek için yeterli bir hikayedir. Bunun iyi bir lansmanı yapılması gerekir. Toprağın altına çekiyor. Orada yaşam başlıyor. Kız istememesine rağmen. Lakin orada gizli bir yiyecek yedirildikten sonra Hades'e aşık oluyor. 6 ay boyunca toprağın altında, 6 ay boyunca da toprağın üstünde yaşıyor. Toprağın üstünde yaşadığı zaman yediği, güzelleşmek için yediği meyve nardır. Bugün bu hikaye bile Denizli'mizin Pamukkale bölgesindeki, Irliganlı bölgesindeki yetişen narın yurt dışında pazarlanması için müthiş bir ivmedir. Burada şöyle bir durumumuz var. Nar figürlerinin çıkması ve tarihteki nar yiyerek güzelleşenlerin, aynı şekilde narla birlikte Pamukkale suyuna girerek güzelleşenlerin bir bölgesidir. Ve orada mitolojide bir hikayemizde de çok çirkin bir kızı Denizli'nin beyi almıştır, oduncunun kızını. Çok çirkindir, lakin Pamukkale travertenlerin aktığı suya düşmüş, bir anda güzelleşmiştir. Dünya mitolojiden, bu hikayelerden sonra sürekli olarak güzellik merkezi olarak Pamukkale anılmıştır. Ve şöyle bir durum var. Hepimiz çocuk olduk ve benim birçok ilde ve yurt dışında hepimizin olduğu gibi arkadaşlarımız var. İnanın bunların hepsinin bugün sosyal medyada paylaşımlarına bakın, fotoğraf profillerine bakın, kendi eski fotoğraflarına bakın. Hepsinin mutlaka Pamukkale'de çekilmiş bir resmi var. Bu bizim için Pamukkale'nin tanıtımı ve Denizli'nin turizminin hızla gelişmesi için müthiş bir durum. Baktığınız zaman bakın, evinize gidin, kesinlikle sizin de vardır. Çocuklarınızın da vardır. Evet, evet. Hepimizin var. Hı hı. Çünkü o beyaz güzellik mutlaka fotoğraflara, hatta ressamlara, hatta sanatçılara ilham kaynağı olmuş bir bölgedir. Hı. Bugün baktığımızda bu kadar geniş hinterlandta bir kültürün olduğu başka bir bölge yok. Şu açıdan düşündüğümüzde ve insanlığın tarihiyle alakalı bir durum. Milattan önce 207 yılında burada yaşamış bir kral var. Kral Augustus. Çok ünlü bir kral. Hatta bakınız, bugün dünyada günler, aylar, yılların ismine bakın. Evet. 8. ayımız Ağustos'tur. Ağustos ayına ismini veren kral bu bölgenin kralıdır. Şimdi, bunun için bile yeterli değil mi? Reklam için bile reklam yeterli. İşte evet, bunları evet. Biz
gündeme getirmek, herkesin bildiğinden ziyade bilinmeyenleri çıkarıp bunu paket olarak yurt dışında tanıtmak istiyoruz. Harika. Bugün bunları, bugün Pamukkale'deki güzelliği bir narla birleştirdiğimiz zaman bölgenin nar ihracatının nasıl olabileceğini sizler düşünün. Evet. Aynı bölgede baktığınız zaman Honaz bölgesindeki kilisenin, kolezya yapısının orada olması, Anadolu'daki 7 büyük kilisenin bir tanesinin Denizli'de bulunması ve bugün baktığınızda Protestanların, Katoliklerin, Ortodoksların hepsinin inanç merkezi olması. Hatta ve hatta Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Filipus'un mezarının burada bulunması. Bunlar müthiş olaylar. Evet, evet, evet. Ama bunları kesinlikle biraz daha iyi anlamda yurt dışındaki turizme, turistlere anlatmamız gerekiyor. Herhalde pardon Kaan Bey'in de sözünüzü kesmiş gibi oldum bilmiyorum ama Kaan Bey'in de bu oluşuma katkı sağlamak adına belki de bunun için. Siz biraz da turizmde. Turizm. Evet. Mesela sayı olarak şu anda yeterli değil herhalde değil mi? Bizim ülkemize gelen turist sayısı veya konaklama gün. Tabii deniz olarak ölçeğinde baktığımız zaman yıldan yıla artan bir ölçek var. Fakat bu ziyaret ölçeğinde artıyor fakat konaklama ölçeğinde aynı artışı göremiyoruz yıldan yıla. İlginç. Yani günübirlik ziyaretlerin arttığını söyleyebiliriz. Bizim zaten amaçlarımızdan biri de buradaki konaklama gece sayısını artırmak, bunun şehir ekonomisine ve ondan sonra da ülke ekonomisine getirisini sağlamak. İşte başkanım çok güzel bahsetti. Elimizde çok güzel enstrümanlar var. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmış bir Pamukkale. Onun yanında Türkiye'nin en büyük antik kenti Lavodikya. İşte nekropolisiyle ünlenmiş bir Hierapolis. Çağlar boyunca sağlık ve şifa merkezi olmuş bir antik kent. Bunun yanında kazı çalışmalarına devam eden bir Tripolis. Yüzyıllar boyunca pagan inancından başlayıp Hristiyanlığın ilk tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Mevsim deseniz mevsim harika. Neredeyse yılın dörtte üçü yaz gibi geçiyor. Yani kış yaşanmayan bir coğrafya. Beşer kilometre arayla 35 dereceden başlayıp Sarayköy'de ta 250 derecelere kadar çıkan yeraltı kaynakları, bir termal cenneti. Bu enstrümanların tabii iyi kullanılması lazım. Denizli'mizin, Pamukkale'mizin turist çekememek gibi bir derdi olmaması lazım. Çünkü dediğim gibi her türlü enstrüman var. Bunların sadece altlarının çok güzel çizilip iyi lanse edilmesi, güzel pazarlanması gerekiyor. Biz de zaten bir STK olarak görevimizde şehrin dinamiklerini güzel belirleyip, iyi analiz edip bunu güzel, doğru yolla kanalize etmek. Bu şekilde yola çıktık. Harika. Dediğim gibi Denizli'mizin her şeyi var. Daha saymakla bitmez. Yani üzümünden, şarabından tutun da yatağında bıçağına kadar, tekstiline evet kadar evet, inanılmaz bir zenginlik. İnanılmaz bir zenginlik. Tabii ki bu çalışmalar ilçeleri de kapsıyor sonuçta değil mi? Yani tabii, bir bütün tabii olarak görüyorsunuz. Evet. Oralardan size herhangi bir katkı geliyor mu? İşte bizim böyle tanıtılırsa iyi olur diye bahsedilen yerlere. Şu an, yani orada bir iletişimimiz var mı? Şu an ilçe gelen ve belde belediye başkanlarıyla iletişimlerimiz var. Hı-hı. Belli bölgede. Her ilçe belediye başkanıyla şu an iletişimimiz yok. Tarihi yapıların daha çok olduğu belediyelerle iletişimlerimiz var. Lakin şöyle bir durum var. Denizli'mizin her ilçesinde turizme açılabilecek müthiş alanlar var. Evet. Yani buradaki zaten bugün baktığımız zaman Pamukkale'de sağlık turizmi diyoruz ama burada kırsalda yapılacak müthiş turizm hamleleri var. Kırsal bölgelerde dağ turizmi, dağlık turizm, dağlardaki kratel gölleri bugün çok önemli ve hassasiyet içeren bölgeler. Hı hı. Bugün buradaki güzellikler dünyanın birçok ülkesinde yok. Yani evet, biz burada Kaan Bey'in de bahsettiği gibi bunları yaparken turist sayısının artmasına rağmen konaklama sayısının düşmesi burada evet büyük bir handikap. Evet, o da şimdi baktığınız bir zaman geçen sene ve bu sene verilerine ortalama %11, %12 civarında artış olmuş turiste. Ama konaklamada aynı oranda düşüş var.
Bu da %20'lik bir kayıba tekabül eder. Yani. Buradaki gelen turistin Antalya'da konaklayıp ya da farklı bölgelerde konaklayıp günübirlik gelmesi burada turizmci için sıkıntı. Bu da şundan kaynaklı. Bugün farklı alternatif turizm tesislerinin olmayışı, sağlık turizminin çok iyi anlamda geliştirememesi. Çünkü bugün geldiği zaman turist Pamukkale'yi görmeye geliyor. Laodike'yi görüyor, işte Hierapolis'i görüyor, Tripolis'e gitmiyor. Mesela bunun yanında 12-13 tane daha antik kent saydık. Bu 13 antik kente de uğratılabilir. Bunlar hep kendi atalarının yaşadığı bölgeler, buralar. Şimdi baktığınız zaman Serinhisar. Serinhisar bölgesinden bütün otobüsler geçer. Serinhisar'da şöyle bir durum var. Serinhisar'da Kazıkbeli Savaşı'nda bir İngiliz kralı orada esir düşüyor. Bir yıl boyunca orada kalıyor. Şu an oranın bulunma çalışmalarını yürütüyoruz. Evet. Bugün baktığınız zaman o bölgedeki Kefe Yaylası oksijen değeri olarak Bolu Abant'ın üzerinde. Burada spor alanları, spor tesisleri yapılabilecek durumda ve bunun şu an projelerinin lansmanlarını yapıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz. Evet. Ve Denizli'mizin içinde işte Sayın Denizli Belediye Başkanımızın yapmış olduğu Bağbaşı'ndaki teleferik projesi de mesela bu güzel bir proje, Denizli için gecikmiş bir proje. Yani çok şükür en azından o proje gündeme geldi, yapıldı ve bugün o bölgelerde müthiş bir tarihi ivme var aslında. Çok da şu an yaptığımız çalışmaların hepsini buradan lanse edemiyoruz. Bazıları zaten son dakikalarımızı girdik. Bazıları çalışma esnasında yapılıyor. Çok güzel Denizli'de gelişmeler olacak önümüzdeki dönemde de. Burada bilgisi olan, bizimle paylaşmak isteyen herkese bize ulaşabilirler. Buradan biz de bunları proje haline getirip devlet yetkililerine sunup kendimiz de içimizde lansmanını yapıp sunabiliriz. Ve Denizli'miz için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Harika, harika. Kaan Bey, sizin son sözlerinizi alabilir miyim? Neler söylemek istersiniz? Yine ben turizme eğilmek istiyorum aslında. Çünkü Denizli'mizin dinamikleri belli. Tekstilimiz var, mermerimiz var. Traverten mermerimiz var. Türkiye'de sadece bu bölgede çıkıyor. Ve tüm dünyada yükselen bir değer var. Termal turizm ve sağlık turizmi adı altında. Denizli bölgemiz de buna çok uygun. Çok çok uygun. Dediğim gibi sağlık turizminden genelde belli bir yaş üstü ortalama, orta yaşın üstü bir kesim faydalanma durumunda. Ve bu dış ülkelerde oldukça ülke bütçelerini zorlayan bir durumda. Biz bu şeyden faydalanabiliriz. Sonuçta turizm bölgesi olduğu için gerekli yabancı dili konuşabilen bir istihdam mevcut. Dediğim, biraz önce de bahsettiğimiz gibi her türlü termal su, termal turizme yönelik her türlü şey, enstrüman elimizde. Güzel bir planlamayla çok kısa sürede ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir duruma getirilebilir Denizli diyorum. Bunun üzerine biz gerekli çalışmaları yapıyoruz. Destekleri de bekliyoruz Denizli halkından. Harika. Benim için çok verimli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Gerçekten çok güzel şeylerden bahsettiniz. Çok güzel çalışmalardan bahsettiniz. İnşallah başka bir tarihte yine bu hayata geçirdiğiniz faaliyetlerinizi, neticelerinizi almış olur inşallah. Burada İnşallah. Halkımıza tekrar buradan anlatırız diye düşünüyorum. Son inşallah. Olarak sizin aracılığınızla şunu tabii söylemek istiyorum. Denizli halkımıza. Biz bu çıktığımız yoldaki ilk sloganımız hayallerden gerçeklereydi. Hayallerimizin bir kısmını gerçeğe döndürdük. Ve gerçeğe dönmeyecek bir hayali Rabbim kimseye kurdurmaz. Ve hayal kuruyorsanız bunlar mutlaka bir gün gerçekleşecektir. Bunların gerçekleşmesini hızlandırmak istiyorsak hep beraber yol almalıyız. Birlikteliğimizi hiçbir zaman bozmamalıyız. Bunun için hep beraber çalışıp Denizli'mize hizmet etmek istiyoruz. Herkesi de bizimle birlikte, bizsiz ama Denizli'mizi daha güzel görmek için herkesin bu konularda eğilimli olmasını Denizli halkından rica ediyoruz. İnşallah da sizin aracılığınızla,
TV kanalları, basın, yayın aracılığıyla da sesimizi duyurmamıza yol açtığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizi de böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Size sağ olun. Size de... biz de çok teşekkür ederiz. Yani ayağınıza sağlık, sağ ağzınıza olun. Sağlık. Eksik olmayın. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bizleri sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler. Biz keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. İnşallah bir aksilik olmazsa haftaya başka bir derneğin yetkilisiyle karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Sürçülisan ettikse affola. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.